Ne oldu? Korkuyor musun? Evet. Seni bir daha görememek beni korkutuyor Şekim. Akif'le mutlu olacağını düşünmek beni deli ediyor Ayşegül. Seni ona yar etmem Ayşegül. Seni kimseye yar etmem! Geber! Akif! Ben de bu son saniyede yetişmelerin hastasıyım. İyi misin? Şimdi daha iyiyim. Aslında 2-3 dakika önce geldim. Ama o zaman heyecanlı olmuyor. Helikopter kalkmak üzere. Az ileride birilerini gördüm. Peşimizdeler. Ne diyorsun? Hadi atla kamyona, gidelim buradan. Hadi al şunu. Tamam. Hadi, hadi kamyona, hadi. Hadi. Çok şükür. Mermim bitti. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hastaneye gidelim. Küçük bir sıyrık. Olsun, gidelim yine. Hatice? Hatice kız, neredesin? Allah Allah. Nereye kayboldu lan? Bilmem. La oğlum, şimdi buradaydı ya. Hatice! 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 İşte Türkler geliyorlar. Kaçamayacaklar. Bombanın hesabını soralım şunlardan. Merak etme Acem kardeş. Hepsinin leşini sunacağız sana.
Burası boş. Ne? Boş. Ne istediniz lan bu garibanlardan? Acem oyunu dediğin böyle olur. Bize oyun oynamak neymiş? Tersler anlamıştır. Perslik tersliktir. Onlarda hiçbir zaman hile huda bitmez. Hadi gidelim. Hadi. 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 Çok şükür. Hadi gidiyoruz. Hadi. Çabuk çabuk. Nereye gitti lan bunlar? Merhaba! İlker, ne alemdesiniz birader? Bizim küçük bir işimiz çıktı da. Küçük bir sıyrık. Hatice. Bir sürü de ceset. Hatice. Siz iyisiniz değil mi? İyiyiz iyiyiz, merak etme. Hatice, sorun neredesin? Çık ortaya kız. Tamam birader, eyvallah. Hatice! Vallahi bir şey yapmayacağım. Hatice! Hiçbir şey yapmayacağım vallahi. Hatice! Hatice! İlker. Oğlum, bu Hatice'de başka bir şey var, sen benden saklıyorsun. Her taşın altından bu çıkıyor. Arkamdan odunla vuruyor. Sürekli ortalıktan kayboluyor. Acayip silah kullanıyor. Kim oğlum bu kız ya? Ne saklıyorsunuz benden? Ne olur bir şey söyleme. Aga, ben de bilmiyorum. Bildiğim tek şey terörist falan değil senin kardeşin. Allah aşkına bana anlat İlker. Ne peki oğlum? Ne? Ya siz anlamıyorsunuz ama ben kafayı yiyeceğim, çıldıracağım. Ne olur yardım et lan. İnan bilmiyorum Sebo. Yalan söylemiyorsun değil mi? Yok ya, ne yalanı? Bak oğlum. Yalan söylüyorsan bu sefer harbiden vururum seni. Ya saçmalama Sebo. Hayret bir şeysin ya. Güzel sıkıyor da. Aynen. Pek ustaca. Maşallah. Ben seni utandıracak bir şey yapar mıyım hiç? Canım abim. Oy bakayım Sakarya'da. Hey maşallah, şu kızın sofraya bak be. Sofranın güzelliğine bak be. Ellerimle doyuracağım seni kardeşim. Canavar, canavar. Hoş geldiniz. Ya bir ara haber almayınca hakikaten çok tırstım ha. İnsan üzülüyor valla. Abilerim. Abilerim bir tanesi bu. Bir tanesi. Hoş geldin abi. Abim. Abim. Valla özledik ya. Ayşegül. Valla da billahi de helal olsun. Ne kimyasal bıraktınız ortada, ne bir şey bıraktınız. Helal olsun. Valla helal olsun. Çok zor oldu ama oldu. Hadi buyurun sofraya. Hadi. Siz başlayın kardeşim. Ben hemen geliyorum. Tamam aga. Buyurun Ayşegül Hanım. Buyurun Ayşegül Hanım. Her şey hazır. Bir şeyler hazırlamışsınız. Ya çok öyle dedi, yapacaktım sana ama yetiştiremedik işte, kusura bakma. Alo. Ne haber İstavrit? Neredesin Molla be? Gözümüz yollarda kaldı da. Geldik işte. Reis orada mı? He, buraya dur, buraya dur. Ver yerimi.
Reis açı Faride. Nedir durum? Doğanın bereketiyle her şey yolunda reis. Dayım arıyorum. Hangi dayım dedim? Avrupa'dayım. Deniz ondan görmüş bana bunu satıyor ya. Allah iyiliğini versin. Deniz ondan görmüş bana bunu satıyor. Aşı güleyi. Şükür elhamdülillah. Üçer beşer geliyorlar. Aga var ya güm güm. Allah'ım ya. Müsteşar Bey geldi. Akif. Ayşegül. Büyük iş başardınız. Tebrikler. Sağ olun müsteşarım. Teşekkürler. Sizinle hesabım daha bitmedi. Görüşeceğiz. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi başkanımız hakkındaki iddialar herkesin malumu. Maalesef çok üzücü ama her kurumda olduğu gibi bizim de içimizde çürük elmaların olması tabii bir durum. Şimdi yepyeni bir sayfa açmanın tam zamanı. Artık hepinizin parlak kariyeri, cesur, kararlı ve azimli kişiliğiyle yeni başkanımızla yepyeni başarılara imza atacağınızdan hiçbir şüphem yok. Ne bileyim oğlum. Evet, tanıştırayım. Yeni başkanımız Şehnaz Hanım. Abi yeni başkan buymuş. Öyle diyor. Hayırlısı kardeşim. Nasılsınız Akif Bey? Artık yeni bir dönem açılıyor. Bundan sonra bu birimin başkanı benim. Size söyleyecek yeni bir şeyim yok. Ben de sizin gibi sahadan geliyorum. Kurallar beni ilgilendirmiyor. Şu saatte şurada olun, şunu giyin, bunu yapmayın. Bunlar benim işim değil. Benim işim her geçen gün güçlenen ülkemizin başına çorap örmek isteyenlerle. Güzel. Ortak noktalarımız var demek ki. Sizden tek istediğim operasyonlarda kelle koltukla savaşmanız. O kolay Şehnaz Hanım. Arkadaşlar, düşmanlarımız çok kuvvetli. Her türlü hainliği, kalleşliği zevkle yapıyorlar. O yüzden en alttan başlayıp en tepeye kadar hepsini temizlemek boynumuzun borcu. Ben sevmedim bu kadını. Hiç şaşırmadım.
Ayşegül. Bizimle paylaşmak istediğin bir şey mi var? Yok. O zaman lütfen dinleyin. Hey maşallah. Taşlı rahmet deryası. Bakayım şuna birader. Allah. Bundan sonra bize durmak yok beyler. Evet haklısın. Durmak yok balta. Yalnız senden tek bir isteğim var. Bundan sonra operasyonlara tok karnına geleceksin. Sen yine her zamanki gibi uçan kuşu gözünden vuracaksın Sakaryalı. Merak etme. Eninde sonunda kitapsızı ele geçireceğiz. İnşallah. Sebo, İlker, siz zaten kusursuzsunuz. Eyvallah. Ve Akif. Bu ekibin her şeyi. Estağfurullah. Aradığımız adamın adı Cambaz. Gerçek adını bilmiyoruz. Neye benzediğini de bilmiyoruz. Tek bildiğimiz ona Cambaz dedikleri. Bir de amacını biliyoruz. Ülkenin en şerefli vatanseverlerine karşı büyük bir plan hazırlığında. Kim o vatanseverler? Bunu bize o söyleyecek. Söylemesi için önce yakalamamız lazım. Bu diğer iki adam cambaza ulaşmanın bir yolu sanki. Gayet iyi gittiniz. Sakaryalı, Sebo, İlker verecek. Bana balta dersen sevinirim. Ve balta. Olcay denen adamı alacaksınız. Kartal'da belediyenin orada bir bar işletiyor. Rivayete göre bu adam cambazın görüştüğü nadir adamlardan biri. Tamam hallederiz. Diğer adam Kemal. Oto galerisi işletiyor. Onu da biz alacağız. Akif, Ayşegül ve ben. Yalnız silahlı korumaları var. Dikkatli olmamız lazım. Bize uyar. Tamam. Nasıl giriyoruz içeri? Önce bir içeri girmemiz lazım. İçeride kaç adam var bilmiyoruz. Girelim o zaman. Karı koca kılığında girmek en iyisi. Şüphelenmezler. Biz o konuda tecrübeliyiz. İyi. İleride bundan faydalanırız. Bu seferlik dışarıda bekle. Çevreye göz kulak ol. Biz aslında Ayşegül'le girsek daha iyi olur ama. Hadi Akif uzatma. Daha yapacak çok işimiz var. Hadi tak. Tak yüzüğü tak tak tak. Elimden bir kaza çıkacak ya. Başıma bela olacak bu kadın. Hacı, sen burada bekle tamam mı? Ben niye gelmiyorum abi? La oğlum bara giriyoruz neme lazım Allah muhafaza. Abi, o defter kapandı. Ayrıca ben oruçluyum, lütfen. Tamam tamam, ben kalırım burada. Ya benim kaşıntım tuttu, girelim hadi ya. Hadi yürü. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Arabalara bakmak istiyoruz. Hay hay. Hangi modelle ilgileniyorsunuz? Hangi arabayı? Şu en son yeni gelenlerden. Tatlım, şu nasıl? Güzel. Eşiniz çok zevkli. Harika bir modeldir. Buyurun yakından bakalım. Hı-hı. Öyledir.
Yok ya, dayanamayacağım ben artık. İç döşemeleri gerçek deridir. Dikişlerdeki kaliteye bakın. Arka koltuklardaki diz mesafesine de bakın. Bagaj da çok geniştir. Ayrıca koltuklar vücut ısısına göre otomatik sıcaklığını ayarlar. Hemen geliyorum hanımefendi. Aa, acelesi yok, ben bakıyorum. Siz hanımefendiyle ilgilenebilirsiniz. Ah, bu arada bebek koltuğu için de ideal. Çocuğunuz var mı? Yok. Ah, ama düşünüyoruz. Bakın, bu modelde çok güzel bir özellik var. Diyelim ki markete gideceksiniz. Ama çocuğu arabada bırakmak zorundasınız. Bu düğmeye basarsanız bütün kapılar kilitlenir ve içeriden açılmaz. Böylece rahatça alışveriş yapıp gelebilirsiniz. Ya her şey güzel de yani ben bunun rengini pek sevmedim yani. Bu lansman rengidir. Başka renklerimiz de var. Hemen bir katalog getiriyorum. Lütfen, lütfen. Ayşegül, ne saçmalıyorsun sen? Sana dışarıda bekle demedim mi? Adamların tavırları hiç hoşuma gitmedi. Bir şeyler karıştırıyorlar. Dışarıda beklemen gerekiyordu. Oh, beyimizin de keyfi yerinde maşallah. Taze mi? Yakma kendini, yakma. Afiyet olsun. Evet beyler, ne alırsınız? Ben bir şey almayacağım, sağ ol. Bir şey almayacaktın, neye geldin kardeşim? Güzel soru. Kahve var mı? Yok. Olsun, ben bir hılamur alırım. Kardeşim, burası emekli lokali değil ya, bar. Ne ıhlamuru? Hasta mısınız siz ya? Lan tamam be, ne kızıyorsun? Git gazoz getir. Vardır herhalde o. Var. Üç tane mi? İki tane. Ha, okey. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz, sağ ol. Abi bunlardan rajon böyle. Burak camiası biraz atarlı oluyor, anlıyor musun? Kedi kesen bunlar mıydı lan? Lan oğlum ne alakası var? Ben de her gördüğün siyahlıyı satınız zannediyorsun. Aa, bunlar ne ayak? Gazoz istediler ya. Tamam. Satınız neydi lan? Vallahi ben de tam bilmiyorum birader. Böyle şeytan kuyruğuna takılan tiplere diyorlar galiba. Allah muhafaza. Buyurun gazozlarınız. Baksana. Bacım, kademane nerede acaba? Ne? Kademane ne be? Ayak yolu ya. Ne diyor bu ya? 100 numara diyor. Kenef diyor, kenef. Tuvaleti mi soruyorsun? Evet bacım, tuvaleti soruyorum. Bak, şuradan hemen git, sol tarafta. Tamamdır. Sağ olasın bacım, eyvallah. Şu bacım muhabbetini de kesersek iyi olur ha. Tamam bacım, bende. Tatlım, ben çok beğendim. Alalım bence. Akif. Alalım. Evet, Akif. Alabiliriz. Harika bir seçim. Burası. Aa, hayatım, beni kırmadığın için teşekkür ederim. Ama artık bize bir indirim yaparsınız herhalde. Ah, tabii, ne demek. Sizi görüşme odasına alayım hemen. Emin olun size güzel bir indirim yapacağız. Özellikle de kaskosuyla ilgili. Ver o silahı, sen bakayım. Kimsin kızım sen, polis misin yoksa? Ne ayaksın söylesene. Geçer. Sakin. At silahını polis. At. At silahını. Telefonlarınızı da bırakın hadi. Bırakın.
Güzel. Şimdi hepiniz geçin bakayım şu arabaya. Yürü. Geç. Yürü. Yürü. Geç. Şu kilidi verdi bir deneyelim bakalım. Geç sen de geç. Yürü. Yürü. Ayşegül, ne yaptığını sanıyorsun sen? Aradığınız adam burada. Size seslendim ama kendinizi evcilik oyununa öyle kaptırmıştınız ki duymadınız. Tamam, bırakın tartışmayı ya. Hey sen! Dur! Ne yapıyorsun? O aradığımız adam, Kemal. Sakin olsun, iyi edersin Ayşegül. Operasyondayız. Biri aşağı çıkışı alsın. Hadi. Tamam. Ben alırım. Gençler. Hayırdır, neye gülüyorsunuz? Abi, kafa yapmasın o. Başlarım şimdi senin kafana ha. Dursan oğlum, ne yapıyorsun? Eleman geldi. Yılanın başını küçük gene desen. Nerede? Efendim birader. Adamımız geldi, neredesin? Tamam, geliyorum. Tamam, dışarıdayız biz. İyi misin sen? Ne yapıyorsun sen? Ne olur yardım edin. İyi misin sen? Ne yaptın sen ya? Ben yapmadım. Kim yaptı o zaman bunu? Onlar. Niye yaptılar böyle bir şeyi? Satacaklar abi beni. Ya satacaklar beni ne demek? Ne olur yardım et. Çıkar beni buradan. Tamam, merak etme, dur sakin ol. Çıkartacağım seni buradan. Adın ne senin? Sena. Ne dedin sen? Sena mı? Evet. Bak, bu adamlar beni satacaklar. Ne olur bir şey yap. Çıkar beni buradan, yalvarırım sana. Tamam. Hadi bismillah. Aga, adam içeride, biz niye dışarıdayız? İçeride siviller var Balta. Adamlar dolu. Çatışma matışma çıkar Allah muhafaza. Alırız biz adamı buradan Balta. Ha. Aha, çıktılar. Gidiyorlar. Sakaryalı hala çıkmadı. Bekleyecek vaktimiz yok Balta. Yürü hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler, polis, kaldır ellerini. Kaldır, kaldır, kaldır. Kalın kaldır ellerini. Yere. Tamam, tamam. Kaldır ellerini, kaldır. Tamam. Hesabını vereceksin Hakim. Ben ne yaptım şimdi ya? Niye öyle kikir diyordunuz? Görev icabı Ayşegül, saçmalama ya. Dikkat et. Dur, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ayşegül! Ayşegül hayır! Ayşegül, nereye gidiyorsun? Ay-
Ayşegül ne yapıyorsun? Ayşegül! Ayşegül sana diyorum! Ayşegül ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Bana bak. Karşında amirin var senin. Şehnaz Hanım. Tamam, ben ilgileniyorum. Zaten kaldık burada delilerin arasında. Çıkarın silahlarınızı. Çıkarın, yere bırakın yavaşça. Çıkarın silahları. Tamam tamam tamam, bırakıyorum. Sakın saçma sapan bir şey yapmayın. Sakın. Tamam. Akıllı olun. Lan! Atayak! Gelmiyor ya. Onu bırak da asıl itken nerede Hafız? O da yok ortalarda. Vay arkadaş, bunların ipiyle kuyuya inen de kabak. İş başa düştü yine baltam. Abi bak, şahane bir parça. Bunu ver yengeye. Aklı gider. Güzelmiş. Kaç para bu? 10.500. Sana, ona bırakırım. Bak birader, ben belinde silah taşıyan adamım. Beni çileden çıkartıp yakma kendini. Daha ucuz bir şeyler mi arıyordunuz? 7-8? Sen düş biraz daha. 4-5? Ya düşsene biraz. Abi zorla falan mı evlendiriyorlar seni? Yok kardeşim, memur adamım ben ya. Verebileceğim para taşlatlası 3.000 lira. Buyur abi. İşte budur. Muazzam bir parça. Tek taş mı bu? Taşı nerede bunun? Mikroskopla bakarsan görürsün. Taksit falan yapıyor musun? Tabii tabii yaparız. Ercan abi, feci çatışma çıktı aşağıki sokakta. Ne çatışması? Fikir çatışması. Ne çatışması olacak abi? Bildiğin silahlı çatışma. Eyvah, bizimkiler. Hop abi, nereye gidiyorsun? Yüzüğün parasını vermedin. Yetiştim beyler. Neredesin beyler? Alışım vardı. Abi. Sen ne yapıyorsun burada? Abi yüzüğün parasını vermedin. Değil, değil. Ya biz burada çatışmadayız, sen gidip yüzük mü bakıyorsun? Yuh! Ya yok, öylesine bakıyordum işte. Al, kaybol hadi. Abi, her zaman beklerim. Kasamsın sen, kaybol! Lazımsın bize. Yürü. Hadi kızlar çıkalım. Yürü. Ha. İlk günden uyarıyorum seni Ayşegül. Burada patron benim. Ya kabul et ya da... Ya da ne? Kovacak mısın beni? Ya kovan falan yok, saçmalamayın. Hadi gidip şu adamı konuşturalım. Hadi.
Nasıl açılıyor bu kapı? Aç şunu. Kemal abiyi götürüyorlar. Açılmaz. Anahtarı götürdü adam. Yok mu bunun başka bir düğmesi? Şu aşağıdaki düğme olabilir. Olcay denen adama dikkat edin. Ölmesin sakın. Saralım etrafını. Balta! Yak koçum mermiyi. İyi misin? Tamam, çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Birader, nereye götürüyorsun kızı? Bir dakika bekle. Sen Azatur burada. Gözlerini de kapat. Çünkü birazdan izleyeceklerin artı 18'e girecek. Ceza yemeyelim ondan sonra, tamam mı? Lütfen. Bu kızın burada olduğunu biliyor muydunuz? Evet. Eroin vermişler bu kıza. Kim verdi? Kim verecek? Kendisi keşin teki zaten. Bu kız daha 17 yaşında lan. Niye alıyoruz o zaman bu kızı içeri? Sana ne lan? Ahlak zabıtası mısın? Adam olacaksınız. Gel hadi çıkıyoruz. Ateş. Hasbinallah. Yürü hadi. Kalk ayağa, kalk. Kimin mekanında kimi götürüyorsun sen? Seni öyle bir döverim ki doğduğuna pişman olursun. Hıyar! Duydun mu lan beni? Duydun mu beni? Ulan! Ulan 17 yaşında kıza uyuşturucu vermek neymiş? Cevap ver! Lan neymiş 17 yaşında kıza uyuşturucu vermek? Erkek misiniz lan siz? He? Erkek misiniz siz? Geleceğim buraya. Yine geleceğim buraya, merak etme. Tamam Sena. Bitti burada işimiz. Hadi bismillah. Tamam, tamam, durun, durun. Dur, tamam, teslim oluyorum. At silahını, at! At! Kaldırlar elini. Tamam hemen. Abi, tamam. Kaldır ya. Şerefsiz. Baştan teslim olsana. Bu kadar adama yazık ettin. Ah.
Yürü. Nihayet be kardeşim. Neredesin sen ya? Adamlar az daha kaçıyordu. Sormayın birader. Bu kıza uyuşturucu verip satmaya kalkışmış bu şerefsizler. Ne diyorsun sen? Adı ne biliyor musun? Ne? Sena. Ne diyorsun sen? Doğru mu lan? Abi vallahi yalan, iftira. Ben namusuyla para kazanmaya çalışan bir adamım ben. Abi bak yeminle sen... Namus sende ne gezer oğlum? Ne yapayım oğlum seni? Ne yapayım? Abi yeminle bak ben sana... Yemek mi? Abi müsaade edin anlatacağım. Abi ne olursun bak... Ne müsaadesi lan? Ne müsaadesi? Ne anlatacaksın? Namussuz. Şerefsiz. Dua et oğlum. Dua et bize sağ lazımsın. Yoksa seni burada çiğ çiğ yemiştim ben. Tükür şunu suratına. Tükür. Ya abi bırak. Ya tükür şunu suratına. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Bir daha tükür bacım. Şerefsiz. Yaralanan var mı? Bende bir şey yok beyler. Çok şükür bende de. Sen iyi misin lan? Şimdi bu salak 3 metreden 4 el ateş edip kimseyi vuramadı mı birader? Ha, aynen öyle yaptı. Yürü. Sebo. Geç. Olcay ne oldu? Alabildiniz mi? Evet geliyoruz. Tamam. İlker nerede? Nasıl nerede? Ulan şimdi buradaydı. Ulan yine bir işler çeviriyor bu ama. Bir şifre alabilir miyim abi? Tabii. Buyur abi. Allah mutlu mesut etsin. Hayırlı evlat nasip etsin. Amin. Geldi geldi birader, arama. Neredesin be birader? Geldik işte. Hadi agalar hadi. Çetin, sen öldüğünden beri intikamını almak için yaşıyorum biliyorsun. O yüzden Neşet'in yanına girdim. Ama yoruldum. Çok yoruldum. Ne olur anla beni. Artık normal bir hayat kurmak istiyorum. Ne yapacağız şimdi buna? Neyi ne yapacağız oğlum? Sorguya alınca... Tamam halledeceğiz biz onu. Siz onu bir sakinleştirin bakalım. Bir kendine gelsin Bire. Bakalım. İlker. Hayırdır birader? Kuyumcular, yüzükler falan. Bilmediğimiz bir durum mu var? Yo. Öyle geçerken takıldım biraz sadece. İyi. Öyle olsun bakalım. Şşş. Kardeş. Bak hele. Hayırdır Sebo? Oğlum bak, seninle şunca yıllık mesaimiz var. Şu Hatice ne iş bana bir de Allah aşkına. Ben senin sandığın kişi değilim falan. Ne anlama geliyor birader? Sebo bak, ben bir şey söyleyemem. Kendi anlatır sana. Ne demek kendi anlatır lan? Sebo. Demek ki bir şey var anlatıyorsun. Dur. Ne demek bir şey diyemem he? Dur Sebo. Ne demek? Dur. Sabahattin abi. Abi.
Abi, abi ne yapıyorsun? Bırakın lan! Abi, sabah bırak lan. Kendine gel. Abi dur. Bırak lan! Karışma! Karışma! Vallahi sıkarım gırtlağını. Kaçanın yok! Anlatacaksın bana benim yapma. Kardeşimin ne atlar çevirdiğini. Lan oğlum terörist mi? Hain mi? Ne iş yapıyor? Söylesene lan! Söylesene! Ya hiçbiri değil! Abi, ne o zaman? Abi dur. Ne? Polis! Polis! Anladım şimdi. Ne? Bir daha değil. Senin kardeşin istihbaratçı. Neşet'in yanına sızdı. Kendini herkesten saklıyor. Senden bile. Anladım şimdi. Buraya son kez geliyorum. Artık yeni bir hayata başlamak istiyorum. Ama bil ki kanın yerde kalmayacak. İntikamını alacağım. Sonra da kendi yolumu yürümek istiyorum Çetin. Ne olur beni affet. Olur mu? Sakin ol Cansu. Amirim siz miydiniz? Başka birini mi bekliyorsun? Yo, kim bekleyeceğim? İlker'le hala görüşüyor musun? Ara sıra. Bana pek öyle gelmiyor. Sebo bak. Söylemeyi düşündük. Ayşegül de biliyor. Ama Cansu'nun amiri, yani Hatice'nin işte, görevden almak zorunda kalırım dedi. Cansu da haliyle istemedi tabii. Demek Hatice polise, demek o yüzden abire karşımdaydı. O yüzden sen bize habire bilgi getiriyordun. Evet öyle. Allah'ım sana şükürler olsun. Oğlum ben de onu terörist. Sen de haklısın Sebo. Hakkını helal et İlker. Sen de Sebo. Helal etsin. Kusura bakma, saklamak zorundaydık. Aranızda bir şey yok yani. Görev icabı görüşüyorsunuz. Evet. Yalnız Cansu'ya bir şey söyleme olur mu? Bildiğini bilmesin. Ya da bırak ben söyleyeyim önce. Tamam kardeşim, rahat ol sen. Allah'ım sana sonsuz hamd olsun. Allah'ım büyüksün sen ya Rabbim. Senin kardeşine talibim diye nasıl... Her şeyi berbat ettim. Bu işi reis çözer. Evet evet. O çözer. Cansu sana önemli bir haberim var. Peşindeydik ya iki senedir. Cambaz Kod adlı adamın izini bulduk. Gerçekten mi? Bu gece Maltepe konteyner deposunda olacak. Tamam. Hemen ekip bir haber vermem lazım. Bu sefer operasyonu biz yapacağız Cansu. İki senedir bu işin peşindeyiz. İyi de bu tehlikeli olmaz mı? Göze almak durumundayız. O adamı yakalamayı hak ediyoruz. Evet beyler, dersimiz Türkçe. Konumuz güzel ve akıcı konuşma. Ben bir şey bilmiyorum. Çok güzel. Hatta ve hatta harika. Akif abi ne diyorsun?
Dil bilgisi kurallarına uygun bir cümle. Özne ve yüklem, her şey yerinde. Sen ne diyorsun güzel kardeşim? Öğrenemezsiniz bizden bir şey. Asla. Yuh be. Yuh lan. O nasıl cümle lan ha? O nasıl bir cümle ha? Yerik cümle abi. O nasıl bir cümle lan? Ha? Size ne öğrettiler lan okulda? Ha? Bir daha kur bakayım o cümleyi. Bir daha kur bakayım. Kur kur. Benim anlatacak bir şeyim yok. Bak. Şu ufaklığı görüyor musun şu ufaklığı? Bize anlattın anlattın. Yoksa bak o soru sorar. Yalnız bu miniğin soruyla cevapla alakası pek fazla olmaz. Hatta seni dinlemeye de bilir. Haberin olsun. Biz cambaz diye birini tanımıyoruz kardeşim. Manyak mısınız sizler? Sayın Balta kardeşim. Bir şey sormak istiyorum. Bana bülbül resmi çizebilir misin? Kardeşim. Şu ortaya doğru. Yani eğer kan kaybından ölmezlerse deneriz. Of. O zaman ben de geleceğim operasyona. Tamam. Zaten seni almaya geldik. Nasıl alacağız cambazı? Örgütle buluşacağını sanıyor ama bizimle buluşacak. Örgüt militanı gibi gideceğiz yani. Evet. Hadi işimize koyulmamız lazım. Tamam. Hadi gidelim. Cambaz nerede? Nasıl buluruz? Biliyorsunuz işte, adam gibi söyleyin. Söyleyin de bitsin bu iş hadi. Söyle! Tamam durun. Söyleyeceğim. Kapa lan çeneni. Lan sus. Oğlum herif öldürecek bizi lan. Birader neyi uzatıyorsun? Öteceksin belli ki. Neyi uzatıyorsun? Bu gece konteyner deposunda örgütle buluşuruz. Sus sen. Hangi depo? Maltepe konteyner deposunda. Tamam. İstediğimizi aldık. Ayşegül söyle toplantıya gelsinler. Sebo, sen benle kal. Yok ya. Peki başkanım. Katil edecek bu beni. Şeytan diyor, tut saçından. Ya ben dedim ama size. Ben dedim size. Deve mi? Kurt mu? Çakal mı? Oğlum bu ne lan? Bülbülden başka her şeye benziyor mu? Ejderha o, ejderha. Gıcıklık abidesi toplantıya çağırıyor. Hayırdır Ayşegül? Akif abi mi kıskandın yoksa? Ne diyorsun sen be? Saçmalama. Hırsımı senden çıkarırım ha. Zaten delirtti beni. Pardon. Kusura bakma. Tam başkan belasından kurtulduk derken şimdi bu çıktı başımıza. İlişmeyin sakın. Fena taktı Şehnaz'a kafayı. Hadi. Allah razı olsun kardeşim. Eline koluna sağlık. Elinize sağlık. Arkadaşlar, buraya kadar büyük iş başardık. Bu gece o konteyner deposunda olacağız.
Örgüt üyeleriyle beraber cambazı da toplayacağız. Gerekirse can vereceğiz ama onları canlı bırakmayacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Herkes hazırlıklara başlasın. Akşama çok işimiz var. Kardeş. Sağ ol reis. Geldiğinden beri kıvranıyorsun. Dök bakalım kurtlarını. Reis, lafa nasıl gireceğim onu bile bilmiyorum. Dinleyen anlatandan arif gerek. Sen söyle bir ara. Benim başım bağlı evlat. Yapma be reis. Kimmiş bakalım bu şanslı kız? Cansu. Emniyet istihbarattan. Allah mesut etsin. Seviyor musun? Yani. Sorun ne peki? Bu kız kardeşim kadar sevdiğim birinin kız kardeşi. Bizimkilerden mi? Evet. Sebon. Sebon'un da haberi yok tabii. Yok reis. Yani bir ara şüphelendi ama sordu da bana. Yok dedim. Yalan söyledim reis. Sen daha baştan su koyvermişsin evlat. İnsan sevdasına sahip çıkmaz mı? Arada kardeşlik olunca bilemedim reis. Çözsen bu işi ancak sen çözersin reis. Bana bir yardım etsen. Ayşegül, neden söylemediniz bana? Neyi Sebo? Hatice'yi. Hatice kim? Benim bacım. Biliyorum istihbarattanmış Hatice. Aa. İlker mi dedi? He. Dememesi gerekiyordu ama. Ya ben de aralarında bir şey var zannediyordum. Aa, yok daha neler Sebo'm? Sebo, iyi bakacağım abi. Nasıl? Abi şunu. Ne yani, var mı? Haberin yok mu? Yok. Ciddiler mi? İlker ciddi en azından. Allah Allah. Hayatımda aldığım en mutlu haber. Tövbe, ben de kızı uğursuzun teki zannediyordum. Ya. Cansu bildiğini biliyor mu? Yok, daha bilmiyor abi. İyi. İyi.
Bak İlker. Sevda dediğinin şakası yoktur. Ya dostluk ya sevda. Birini tercih edeceksin. O bakımdan. Reis, ikisini de kaybetmek istemem ben. Yok öyle bir dava. Madem ki ben aşığım diyorsun, vazgeçmeyi bileceksin. Ya hiç bulaşma, bizi de bulaştırma. Ya da gitteki kıza, ben Sebo'ya bunu yapamam. İşte ben onu bilemediğim için sana geldim reis. Aşk dediğin hikmeti kendindendir. Ne diyor Yunus Emre Hazretleri? Dağa düşer kul eyler, gönüllere yol eyler. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. O bakımdan. Hikmetli nesne? Bırak seni esir alsın aşk. Git var koyul yoluna. Git bir konuş. Sonrası ya sefadır ya cefa. O bakımdan. Bu kadar mı? Daha ne olsun? Dinleyen anlatandan arif gerek. Sen önce git sevdiğine sor bakalım. Ya hayır derse? O da doğru. İşte bu işini sonra düşünürüz. Sen yanındasın değil mi reis? Başka işimiz mi var oğlum bizim? Allah razı olsun reis. Cümlemizden. Ben hemen arayayım Cansu'yu. Amirim, biz böyle giyiniyoruz ama gerekli yerlerin haberi var mı? Hiç kimsenin haberi yok. Olmamalı da. En ufak bir bilgi sızıntısında elimiz boş döneriz. Onca çalışma da boşa gider. Efendim? Cansu selam. Söyle İlker, kusura bakma, acil işim var. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var yoksa? Yok yok, öyle değil. Dinliyorum. Buluşabilir miyiz diyecektim. Bugün zor. Ama bu çok önemli. Ne hakkında? İlker, orada mısın? İkimiz. Tamam. Ayarlamaya çalışacağım ama söz vermiyorum. Tamam. Senden haber bekliyorum. İkiniz. Ne işler çeviriyorsunuz ikiniz? Abi, burada olduğumu nereden bildin? Bilirim ben. Neymiş bu önemli mesele? Hiç. Abinden mi saklıyorsun kardeşim? Anlat bakalım hadi. Amirim, operasyon için ne kadar vaktimiz var? Vaktimiz yok. Ya, çok acil bir işim çıktı da. Hayırdır? Özel bir durum. İlker'le mi buluşacaksın? Yani evet, ama operasyonla ilgili değil. İşle özel hayatı birbirine karıştırmıyorsun değil mi Cansu? Merak etmeyin amirim. Bir saatim var. Ama sakın İlker'e bir şeyden bahsedeyim deme. Ekip biri tanıyorum. Ne yapıp edip gelmek isterler. Merak etmeyin amirim. Çok teşekkürler. Nedir bu Cansu meselesi? Abi ne duydun? Bırak şimdi duyduğumu. Aranızda bir şey mi var? Seviyorum abi.
Sebo'nun kardeşine. Evet. Sebo o yüzden takıktı demek sana. Oğlum niye gelip bana söylemiyorsun? Niye? Valla sen canını sıkma. Biz İlker'le hallettik o meseleyi. Gerekirse Sebo ile ben konuşurum. Reis, sen Sebo'yu bilmezsin. Damarına bastığın zaman Nuh der peygamber demez o. Sonra hepimizin tadı kaçar. Allah büyüktür. Eyvallah. Biz ona peygamber de dedirtiriz, salavat da getirtiriz. Sen merak etme. İlker, dua et de reisin dediği gibi olsun. Görüşürüz reis. Valla sen kal biraz. Eyvallah. Sen yürü, ben sonra gelirim. Tamam. Cansu? Çok güzel. Nerede? Tamam, yarım saat oradayım. Ne yapınız lan? Tiplere bak. Baba içeride mi? İçeride, i̇çeride abi. İyi. Akıllı olun. Ya baba bırak yapma şu pis işleri artık ya. Hangi pis işler? Bu bizim ekmek paramız oğlum. Soğan doğramak da sana mı kaldı yani baba? Bugüne kadar kime ne olduysa geldiği yeri unuttuğu için olmuştur. Ben 14 yaşında başladım çalışmaya. Beni hep kebapçı Neşet diye tanıdı alem. Hala da öyle bilirler. Amenna. Meşgale şart, kitapsız. Hele bir sırrım varsa. Onu örtmek şart. Biz ki koca devleti idare etmiş adamlarız. Ama bilen bizi kebapçı Neşet diye bilsin. Bilmeyen de bilmesin. Öyle diyorsan öyledir baba. Şimdi gelelim Sade'de. Seni niye çağırttım? Sor bakalım. Vardır bir vukuat. Vay! Vay vay vay! Yavruya bak! Belçika'dan özel getirdim. Bu gece için. Bu gece benim gecem olacakmış gibi bir his var içimde. Depoya gideceksin. Gece. Ekip bir de orada olacak emniyette. Kimsenin kimseden haberi yok. Sana büyük iş düşüyor. Büyüksün baba. Çok büyüksün. Biliyorum. Zamanlama biraz kötü ama... Düşündüm de... Daha fazla tutamayacağım içimde. Cansu... Benimle evlenir misin? Nasıl oldu?
Vallahi güzel oldu. Acaba teklif ederken diz mi çöksen? Çok abartılı olmaz mı ya? Geldi kaybol. Hadi çabuk. Hoş geldin. Ne haber? Gelmene çok sevindim. Ne içersin? Pardon. Dur, benim o kadar vaktim yok. Geçelim bu fasılları. Tamam. Ay! Pardon ya. Kusura bakmayın. Sen iyi misin ya? Bak Cansu, konuya giriyorum. Hazır mısın? Tamam. Hadi İlker, uzatma. Seni ilk nerede gördüm? Bilmem. Nerede? Tam hatırlayamadım şu an. Ha, Sebo'ların evinde gördüm. Evet. İşte o zaman. Görür görmez. Bir titreşim oldu içimde. Dedim, Allah'ım, ne tatlı bir kız. Maşallah. Keşke çocuklarımın annesi olsa. Yuh. Öyle demedim tabii. Allah'ım, ne diyorum ben. Evlensen ya benimle. İlker. Bu ne? Tek taş. Biraz ufak ama çok dikkatli bakarsan görünüyor. Memur maaşı, ne yapayım? İlker, ne diyorsun ya? Saçmalıyorum değil mi? Farkındayım. Beceremedim sanırım. Ya kusura bakma ne olur. Sen de beklemiyordun tabii. Belki de hala eski nişanlımı seviyorsundur. Düşünemedim. Bak. Bak, ben bu yüzüğü hiç çıkartmadım. Sana evlenme teklifi falan etmedim. Buraya hiç gelmedik, tamam mı? İlker. İlker. İlker, gel otur şuraya. Burnuma kötü kokular geliyor Mulla. Hayırdır reis? At izi it izine karıştı memlekette. Kim hain, kim vatansever? Herkesin kafası karışık. Evet. Ne diyorsun yani? Kurt puslu havayı sever. Memleket düşmanları da kaosu. Bizi birbirimize kırdıracaklar malla. Devlet geleneği deyip kardeş boğdururlar. Uyanık olmak lazım. Bugünün ekip biri, yarın vatan aynı damgası yemesin. Dikkat et. Olmuşla ölmüşe çare yok be reis. Orası öyle de, bir de iradenin hakkını vermek diye bir sorumluluğumuz var. Anladın? Benden söylemesi. Ayşegül geldi. Hoş geldin Ayşegül. Otur bir çayımızı iç. Yok, almayayım, sağ ol.
Onun işi ben de sanırım reis. Arabada konuşabilir miyiz biraz? Tabii. Hadi reis, eyvallah. İlker, hadi. Geç. Hadi. Niye gidiyorsun? Ne bileyim. Korktum. Onca operasyona giriyorsun, yaralanıyorsun. Bombalar patlıyor falan korkmuyorsun da benden mi korkuyorsun? Ya bu başka bir şey. Ölüm korkusu gibi değil. Yaşama korkusu. Sevince böyle oluyor demek insan. Ne yapınca? Sevince işte. Gerçekten seviyor musun beni? Sevmesem bu yüzükle niye karşına çıkayım? Ama sen hazır değilsen... Ne bileyim, unutamadıysan... Bak ben beklerim. Bir ömür beklerim. Ta ki sen tamam diyene kadar. Bak İlker, bugün Çetin'le helalleştim. Neşet'in peşini asla bırakmayacağım. Ama sanırım bir yuva kurmak istiyorum ben de. Çetin'in intikamını beraber alacağız. Sana söz veriyorum. Yeter ki bana bir şans ver. Evet. Bu fırtına önce sessizlik dedikleri sanırım. Evet, aynen öyle. Meseleyi biliyorum. Neymiş? Şehnaz. Şehnaz meselesi değil mi? Evet, aynen öyle. Neydi bugünkü tavırların? Ne varmış benim tavırlarımda? Ay resmen kur yapıyordun kadına. Ne kuru ya? Dolar euro kuru. Allah Allah. Kikirdemeler filan. Ne oluyoruz Akif? Ya Ayşegül sen hasta mısın ya? Hastayım evet. O kadın beni hasta edecek. O kadının sana nasıl baktığını gördüm Akif. Yemin ediyorum bu işin sonu kötüye varacak. Ya anlamadım ki beni mi uyarıyorsun? Adam gibi söyle, derdin ne senin? Açık konuş Ayşegül. Ne demeye çalışıyorsun? Vermeyecek misin? Evet. İyi. İyi. Cevap vereceksin yani. Verdim ya işte. Hangisine? Benimle evlenir misin diye sorduğuma mı yoksa cevap vermeyeceksin dediğime mi? Seninle evlenirim. İyi. İyi. Güzel. O zaman ben gideyim. Dur dur. Otur. Ama bir durum var. Ne?
Bu gece bizimkilerle bir operasyona gidiyoruz. Durum biraz sakat. İnşallah sağ çıkmayı başarırım. Ne operasyonu bu? Kusura bakma, söyleyemem. Biz de bir operasyona gidiyoruz. Yani bu gece ikimizden birine bir şey olabilir. Bu ihtimal her zaman var. Şayet sağ çıkarsam teklifine evet diyorum. Eğer sağ çıkarsam seni Sebo'dan isteyeceğim. Hem de reisle. Şimdiden hakkını helal et, olur mu? Helal olsun. Sen de et. Helal olsun. Diyeceğim ne biliyor musun? O kadına dikkat et. Vay. Vay be. Vay be. Çok sağ ol. Hayatımın tiyosunu verdin. Vay. Ne oldu? Beğenmedin mi? Mis gibi tiyo işte. Ya Ayşegül, sen beni ne zannediyorsun ha? Bana her kuru yapan kadının aklımı uçurduğunu mu sanıyorsun sen ha? Ha? Yok canım, o kadar da değil. Tamam, yani kadın hoş bir kadın. Güzel, alımlı, zeki. Ne diyorsun sen ya? Uyuz. Gıcık. Yani. Ne yapıyorsun? Senden nefret ediyorum. Hasta. Ne? Alımlıymış. İn arabadan. Ya dur, şaka yaptım. Ne inmesi? İn diyorum. Hadi. Hadi in. Hadi hadi. İn. İn çabuk. Ayşegül. İn diyorum sana. İn. Bak. İndim. Bir daha binmem ha. Kapat kapıyı. Alımıymış. Ben de seni çok seviyorum. Biz geldik Şehnaz Hanım. Mekandayız. Herkes beni dinlesin. Bu gece orada ölmek var, dönmek yok. Örgüte unutamayacağı bir ders vermenin vaktidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ekip. Bu arada emir komuta Akif'te. Bu nereden çıktı ya? Abi. Bu Şehnaz Hanım sanki sana bir ekstradan güveniyor gibi. Ekstradan. Altına çiziyorum abi. Sunem. Bence de. Tamam beyler, tamam. Bırakın şamatayı. Hadi yerlerinize geçin. Ayşegül, sen de benle gel. Ben iyiyim böyle. Nasıl yani? Burada kalacağım. Allah'ım yarabbim, yürüyün hadi, yürüyün. Hay Allah'ım ya.
Bu akşam hayatımızın en önemli gecesi arkadaşlar. Hayatımızın operasyonuna saniyeler kaldı. Cambaz birazdan burada olacak. Biz de onu alıp gideceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Cansu sen burada kal. Arkadaşlar siz de benimle gelin. Ben de geleyim amirim. İkiletme beni Cansu. Eyvallah amirim. Tamam. Lan! Canım, bir tanem. Hazır mısın bebeğim? Seninle bu gece çok güzel vakit geçireceğiz. Ekip bir nihayet gelmiş. Emniyetçiler de gelmiş. Hem de örgüt kılığında. Her şey gayet güzel. Hava da elverişli. Bakalım. Kim kimi yiyip bitirecek? Örgüt elemanları geldi. Ha, süper. Cambaz denen adam ortaya çıkana kadar bekliyoruz. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar, emir komuta bende. Cambaz denen adam ortaya çıkana kadar bekliyoruz. Allah Allah, ben ne dedim? Ne dediği önemli değil. Kimin dediği önemli. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar, siz isterseniz bu gece istirahat etsenize. Kan çıkacak burada. Allah muhafaza. Tamam tamam, her şey kontrol altında, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her şey bende, tamam. Nerede kaldı bu cambaz? Nihayet geldi. Hadi alın da gidelim şu adamı. Hazırız aga, sen merak etme. Hem de çok hazırız abi. Süper süper süper. Cambaz? Evet. Hoş geldin. Dostlar arasındasın. Nasıl ya? Yok daha neler. Olamaz ya. Çetin bu. Resmen Çetin. Ölmemiş. Nişanlısı. Hayırdır, ne gördün? Tanıyor musun? Parayı getirdiniz mi? Getirdik. Sen belgeleri getirdin mi? Hepsi çantada. Saymak istersen daha rahat bir yere gidebiliriz. Nereye mesela? Emniyete mesela. Polis, sakın kıpırdama. Alçak! Alçak! Bunca yıl öldü diye beni kandırmış. Namussuz. Hesap
hesabını vereceksin bunun. Kaldır ellerini, arayın şunun üstünü. Amirim, tek gelmemiştir bu. Akif abi, tam sırasıdır. Hadi başlayalım. Tamam, doğru dedin Balta. Hazır mı herkes? Hadi aga, hazırız biz. Tamam, hadi arkadaşlar, İlker çıkıyoruz. Dikkatli olun, misafirlerimiz var. Ya bismillah! Dikkatli olun! İndirin hepsini! Gördüler! Görüntü verme! Balta! Eyvallah aga! Eyvah! Örgüt operasyonu öğrendi galiba. Tiplere bak! Öldürecekler birbirlerini. Aynı bilgisayar oyunu gibi. Çok zevkli yahu. Takar yolu! Çek! Serihan, Serihan! Bende! Lan! Yormayın bizi, teslim olun lan! Yemediler mi balta? Ha? Ben. Bekle. Ben de. Abi, bizi yemesin bunlar. Yedirme o zaman balta. Hadi. Ben de. Bir açık da vermiyor namussuzlar be. Ben de. Çek. Çıkalım bitirelim şunların işini ya! Dur saçmalama Carlos! Başını çıkarırsan yersin kurşunu! Unut bu fikri! Ulan senin adamlar değil mi bunlar? Aşağılık herif! Tahmin etmeliydim tuzak kuracağını! Dikkat edin, çok sağlam bunlar. Bu adamı kaptırmamalıyız. Herkes dikkatli olsun. Ben de! Akif, dağılalım. Tamam, dağılalım. Tebo, Carlos, siz geriden, sağdan. Anlaşıldı. İlker, sen diğer taraftan. Tamam. Aşıgül, Balta, siz benimle kalın. Tamamdır abi. Dikkat et. Hafız bir kişi daha var burada. Ne tarafta peki? Tekli konteynerin başında. Sen oyala onu. Ben arkadan dolaşayım. Eyvallah abi. Ben ona nefes aldırmam. Sen merak etme. Hadi rast gelsin. Sebo telsiz. Hay Allah.
Atıl lan hemen! Sakın bir yanlış yapayım deme! Acımam, ona göre çıkarım lan! Kaldır ellerini ve dön bana! Adamlar sağlam. Biri bile inmedi. Sen bunların örgütten olduğuna emin misin? Kılık kıyafetlerine bakılırsa öyle. Nasıl yapacağız peki? At silahını, dön bana çabuk. Dön bana. Dön. Yavaş. Yavaş. Dön bana bakayım. Dön. Dön. Abi. Hatice. Kız sen ne yapıyorsun burada? Abi siz misiniz? İlker. İlker, duyuyor musun beni? Dinleme beni. Adamların arkasındaki tüpleri görüyor musun? Evet, gördüm. Senin görüşün daha müsait İlker. Vurabilir misin? Kolay iş. Ama bu çok tehlikeli, dikkat et. Başka çaremiz yok abi. İlker, dikkatli ol. Abi ne yapıyorsunuz siz burada? Cambaz denen adamı almaya geldik. Örgütle buluşacak burada. Abi onlar örgüt değil. Bizimkiler, yani polis. Ne diyorsun sen ya? Abi ben polis. Onu biliyorum. Biliyor musun? Nasıl yani? Bırak şimdi. Haber ver sizinkilere çabuk. Akif operasyonu iptal. Akif abi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Akif! Birazdan pes ederler. Ha gayret aslanlarım! Akif abi! Durun! Adamlar polis! Akif! Durun! Atlatıyorum. Tamam, atlat. Geri çekilir. Cansu da buradaymış İlker. Operasyon onlarınmış. Abi ne diyorsun sen? Olamaz. Cansu deme bana. Seni seveyim abi.
üstte mi? Maalesef. Maalesef. Hadi sen! Hatice! Kurban olayım sana aç gözünü Hatice ne olur. Hatice! Sebo! Hatice! 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 Hemen götürmeliyiz hemen! Abi. Abi arkadaşlar. Abi bunlar da şehit olmuş. Cansu. Allah'ım. Allah'ım. Buna can nasıl dayanır Allah'ım? Hatice ne olursun aç gözünü. Hatice. Hatice ne olursun aç gözünü. Hatice Allah'ını seversen aç gözünü. Bırakma abini. Hatice bana kardeş açısı yaşatma ne olur. Hatice ne olur. Hatice. Hocam sende hocam. Hakem hocam sende. Cansu. Hocam sende hocam. Ya Rabbim bu acıyla nasıl yaşarız biz? Hatice! Hatice ne olursun! Hatice! Hatice ne olursun! Hayırdır Cambaz Bey? Nereye böyle? Sen de kimsin be? Gel. Seni babana götüreyim. Gil koluma. İyi. Götür bakalım. Hocam sen de... Kim patlattı lan bu tüpleri? Ha? Lan! Kim patlattı tüpleri? Abi! Akif abime İlker dedi ki... Ben görüyorum. Patlatabilirim dedi. Tabii... Nereden bilsin ki? Oğlum ne yaptın sen ya? Öldürdün lan herkesi! Öldürdün lan! Ne yaptın lan sen? Ne yaptın? Herkes öldürdün! Şehit ettin herkesi! Öldürdün lan! Sen o! Ben yapmadım. Ben ateş etmedim. Öldürdün! Sebo! Sebo sakin ol! Sebo! Oğlum öldürdün lan! Kardeşimi öldürdün! Herkesi şehit ettin lan! Sebo, onun bir suçu yok. Emri ben verdim. Ben dedim ona tüpleri patlat diye. Ya hem adamların polis olduğunu nereden bilelim? Sebo! Bittik biz. Öldük biz. Polis katili de olduk. Kafamıza sıkalım daha iyi. Beyler,
Beyler daha fazla saçmalamayın. Kurban olurum. Kurban olurum. Biri bir şey söylesin. Ne oluyor orada? İlker, Sebo. Örgüt sandığımız adamlar polis bir şey Nazan'ım. Ne? Ne diyorsun? Mahvolduk. Şehnaz Hanım burası cehenneme döndü. Çok sayıda ölü var. Adamlar polismiş. Allah kahretsin ya. Nasıl olur bu? Leyla, hemen olay yerine ambulans gönder. Emniyet birimlerine haber ver herkese. Ben çıkıyorum. Peki efendim. Ya ben basmadım tetiğe. Ben patlatmadım. Lan kim yaptı o zaman? Kim yaptı? Biz yaptık işte. Hepimiz. Ne diyeceğiz? Nasıl hesap vereceğiz? Ya Akif abi bir şey desene. Ya bir susun. Susun. Ben ıskaladım. İlker kendine gel. Sebo sen de. Başka bir şey var bunda. Burada bir şey yok. Hepsi bizim suçumuz. Hepsi! Bilemedim kıymetini kadrini. Beyler! Hata benim günah. Ekip bir! Benim suç benim. Ellerine içti. Bitmiştir. Aşkın zehrini. Hata benim günah. Olay bu işte. Elinle içtin. Aşkın zehrini. Benim suç kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Şu Müzeyyen Senar da başka be. Baba, bak kimi getirdim. Oo, cambaz, hoş geldin. Hoş bulduk babam. Nasıl gitti depoda işler? Çift kaymaklı ekmek kadayıfı baba. Demek o kadar ha. Helal olsun. Ne yani? Bizim de payımız yok mu bunda? İşte kızım da geldi. Gel bakalım. Ne yaptın kanka? Nasılsın? İyi, sen? Özlettin kendini. Sen de öyle.
Keyfim ince yerine geldi. Kitap sus. Bardak getir. Eyvallah baba. Demek ekip bir polisleri düzledi ha? Hepsi polis katili oldu. Tutuklanmasalar bile vicdanlarından iki aya hepsi ölür. Artık karargâhta barınamazlar. Karargâh yakında bizim olacak.